Herkese günaydın arkadaşlar. Arka fonda pış pış bildiğiniz gibi Kuzey uyuyor. Ama birazdan uyanır. Bayağıdır uyuyor çünkü ilk uykusuna yattı. Bugün günlerden Perşembe ve saatlerimiz 11. Ben şimdi daha yeni kahvaltı yapacağım. Ne yaptığımı göstereyim size. Bu niye flaş aç diyor? Neyse. Salatalık, peynir, zeytin, tereyağı, salça, ev yapımı. Böyle de yumurta, dereotu ve baharat karışımı zeytinyağıyla birlikte böyle bir şey hazırladım. Emzirmek istemiyorum ama sütüm azalmasın diye de her şeyi yapıyorum. Gerçekten analık diyebilir miyiz? Leo da çıldırıyor dışarı çıkmak için, çıldırıyor. Ama çıkamaz. Öyle yani, ben kahvaltımı yapayım. Sonra size Kuzey'in odası için bir sürü alışveriş yaptım ama daha gelmeyenler var. Yani çoğu gelmedi zaten. Çadır almıştım, çadır geldi. Onu falan göstermek istiyorum. Ne yapacaktım ben? Çay. Vlog başlattık. Bakalım bu vlogun sonu ne zaman gelir bilmiyorum. Yine en sevdiğim piyama. Öyle yani arkadaşlar. O zaman... Günaydın anneciğim. Günaydın ömrüm. Günaydın aşkım. Günaydın bir tanem. Senin tipini yerim ben annem. Şimdi size Kuzey'in çadırını göstereceğim ama önce kargo geldi. Bu arada annem de geldi bizde. Kuzey'in yanında şu anda. Bu galiba, aa evet. Kuzey'in avizesi gelmiş odası için. Neyle açıyorum bakar mısın? Bakın. Böyle bir şey olması hoşuma gitmedi ama güzel yine de, yani uygun fiyatlıydı. Kartım şu şekilde. Bu nedir ya? Şöyle. Şu anda fazla çıkarım. Hem tokum hem de telefon falan elimde. Normalde 60'ım yani. Burada da böyle şeyler var. Buraya şey, çamaşır makinesi, kurutma makinesi vardı burada. Burası çamaşır odasıydı. Bunlar da falan şey olacak. Kapanacak. Çadırımızı göstermeyi unuttum. Çadır çok güzel. Tam böyle istediğim gri ve toprak tonlar. Bu şekilde. İçi şöyle. İçine de böyle bir minder falan attık mı? Boyutu da gayet ideal. Bu arada ben bunu Migros'tan aldım arkadaşlar. Turkuaz rengi vardı ama onu beğenmedim. Bu gri rengi efsane güzel. Ve bu arada A101'den böyle iki tane yağdanlık aldım. Bunları hep çok beğeniyordum. Ama bir türlü almak fırsat olmamıştı. Benim eski yağdanlıklarım da bu. Kayınvalidemin hediyesiydi. Bunları artık kullanmak istemiyorum. Çok kaba ve çok büyük duruyorlar. Aslında yani kaba değil de bunlar böyle daha minnoş duruyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, Ebebek'ten de ürünlerim geldi. Şimdi neler almışız bakalım. Tabii Kuzey Bey izin verirse o benden daha meraklı. İlk önce şunu açalım. Biri mamaydı galiba. Diğeri şampuandı. Neymiş? Evet, şampuan. Kocaman kutuya koymuşlar. Gerçekten bu ebeveyn paketlemesi, kargosu falan çok çok iyi. Şöyle Uni Baby'nin şampuanı 100 lira üzerinde mi bilmiyorum, 20 TL'ye düşüyordu. Yani yazın çok çok kullanacağımız için Uni Baby hiç kullanmamıştım. Bakalım, deneyeceğiz bakalım. Şurada dursun anneciğim, tamam mı? Şimdi şunu açalım. Bu mamak galiba. Aynen. Oo!
Kuzey, Kuzey. Hayır Kuzey. Evet. Bu Esamaz. 2 numara mamamız. Kuzey bunu beğendi. Anneciğim dur. Anneciğim dur. Bak. Şu da arkadaşlar. Bu da odası için duvar stikeri ama boy ölçer olarak aldım. Başka stikerler de aldım ama bu da ebeveyn boy ölçeri. Bunu geçen gittiğimizde görmüştüm. Almakla almamak arasında kalmıştım. Şu şekilde. Açalım mı? En sevdiğim şey kargo açmak. İzlemeyi de çok seviyorum, açmayı da çok seviyorum. Bakın. Ne var anneciğim? Oo bayağı büyük. Şöyle yarı katı diyeyim. Şöyle iki parça şeklinde. Bayağı büyük bu arada. Çok çok güzel. Kokusu da çok güzel. Ambalaj kokusu, kitap kokusu gibi böyle ben çok severim. Böyle bu şekilde asılacak. Şurada görüntüsü var mı göstereyim. Şurada mesela şöyle. Şurada da şöyle görüntüsü var. Zaten hayır anneciğim bırak. Zaten odamızı yaptığımız zaman bunları da görürsünüz. Bunu da böyle kapı kenarı bir yere şey yapacağım. Tabii ilk önce odamızın boyanması gerekiyor. Ne yaptın anneciğim? Bu arada ben az önce kek yaptım. Şimdi soğumasını bekliyorum. Bir önceki vlogda gösterdiğim ganajlı kek var ya arkadaşlar, ondan yaptım. Çünkü Emre keke aşık oldu. Ve bir daha yapar mısın dedim sabah. Yaparım dedim, ayıp değil. Bu arada yarın Manisa'ya gidebiliriz arkadaşlar annemle birlikte. Emre götürecek bizi. Manisa'da kuzenim ve halam var. Biz bir ara ayrılmaz ikiliydik bu arada. Sonradan işte ben evlendim falan filan. O nişanlandı. Biraz koptuk. Bir arada mesafe olunca tabii ki. Yine buralarda olsaydı hep sürekli görüşürdük diye düşünüyorum. O yüzden çok özledim onları da. Yarın gitmek istiyorum. Kuzey de görsün istiyorum. Şimdi çünkü her şeyin farkında artık. Öyle arkadaşlar. Bugün bu vlog burada sonlanabilir ama yarın kesin başlatacağım. Akşama da tavuk şinitsel ve makarna yapacağım arkadaşlar. Bu da kocamın istediği menü. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Emre'yi bekliyorum. Şimdi her şeyi hazırladım. Kuzey'in hamak beşiğini falan söktüm. Onları da koydum poşete. Emre gelince çıkacağız inşallah bakalım. Buradan çıkacağız. Annemi de alacağız. Sonra Manisa'ya doğru gideceğiz. Sizlere de çekeceğim zaten. Kuzey şu an ilk uykusunu uyutmuyorum. Arabada uyur diye düşündüm. Öyle. Kuzey nereye geldik biz annem? Nereye şöyle geldik biz? Aa Manisa'ya geldik. Halamıza geldik. Ay çok güzel görünüyor burası. Kuzey de şimdi dışarıya çıktık ki böyle balkona. Açık hava alalım temiz temiz. Az önce böyle birazcık güneşte tuttum. D vitamini. Çok neşeliydi şu anda. Yoruldu hemen. Anneannemiz muzlu yoğurt yediriyor şimdi. Yok. Arayayım. Çıkartıyor musun? Ya bakışlarını yerim çocuk. Hayır. Hayır. Bilet var.
tipsiz. Korkuyor mu? Evet. Hadi. Korku onu güldürüyor. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün günlerden cumartesi, biz İzmir'e dönüyoruz. Dün dün akşam eve geldik işte. Kuzey 9'da uyudu, ondan sonra Melis'le oturduk, sohbet muhabbet ettik. Öyle güzel bir gün geçirdik. Şimdi Emre 10 dakikaya çıkıyormuş. Biz de hazırlandık, toparlandık. Evet, ben eve geldim arkadaşlar. Şöyle poşetin içine baktım ki halam kendi bahçelerindeki tavukların yumurtalarından koymuş Kuzey için. Gerçekten çok teşekkür ederim buradan. Şöyle de ne bu? Şöyle de yeşil zeytin koymuş arkadaşlar. Yine kendi zeytinleri. Çok 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 teşekkür ederiz. Evet, ben eve geldim şimdi Kuzey'e. Evet, ben eve geldim şimdi Kuzey'e hemen bir banyo yaptırdım. Çünkü çok terlemişti arabada. Hemen dedim o şey gitsin. Teri falan gitsin. Şimdi de mama yaptım. Biraz soğuk olmuş ama böyle sıcak suyun içine beklettim. Isınıyor. O da şu an içeride. Şu şekilde de kargolarım gelmiş burada. Beni bekliyor. 3 tane kargom gelmiş. Ben de heyecanla açmayı bekliyorum ama ilk önce tabii ki Kuzey'in mamasını içirip uyutmam lazım. Daha sonra yine çekeceğim mutlaka size bunları. Burada kıyafetler var. Şöyle Melis teyzemizden hediye, şapka, mikili ve yine şu şekilde bir takım Melis teyzemizden. Ve şöyle bir şey görmüştüm. Bunu da aldı Melis bize. Bir önlük, hatta Kuzey kullandı. Şöyle şurada emzik tutması için de şey yer var arkadaşlar. Emziği asla düşmüyor. Ben buna bayıldım gerçekten. Bir tane daha bulursam bir tane daha alacağım. Çok da güzel oldu. Şapkasını da çok sevdim ve çok bayıldım şapkasına. Bu şekilde içi de böyle yeşil. Melis teyzemize de çok teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ay ay. Günaydın, daha doğrusu tünaydın çünkü saatler 4 falan şu anda. Pazar günü bugün. Dün kargolarımı çekmiştim size, hızlı hızlı attım onları. Sıkıcı olsun istemedim zaten, hepsini de Trendyol'dan aldım. Ürünlerin linki için yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen olursa bırakırım. Bugün de pazar günü işte, evdeyiz. Havalar biraz bozuk şu anda. Yağmurlu ve kasvetli bir hava var. Dün de kargoları gösterdikten sonra devam etmedim çekmeye. Yemek yedik falan derken uyuduk sonra. Dün hatta erken uyuduk. Öyle. Az önce de dolap hesabıma şu arkamda gördüğünüz konsolu ve burada bir ahşap masam var ya benim, videolarda zaten çok çok görmüşsünüzdür. Onu satıyorum, satışa koydum. Hem dolap hesabıma hem de Letgo hesabıma koydum. Bu arada dolap hesabımda başka ürünler de var. Kıyafet vesaire, ayakkabı falan gibi. Onlara da bakabilirsiniz. Gülcan Kiraz diye geçiyor zaten. Bugün bunlarla uğraştım. Emre kahvaltı falan hazırladı. Şu anda da Kuzey uyuyor. Aslında benim bir sürü işim var. Çamaşırları makineye atacağım, etrafı biraz toparlayacağım, yatak odasının nevresini, takımlarını değiştireceğim falan filan. Bir sürü bitmeyen iş var. Nereden başlasam bilmiyorum. Havada böyle kasvetli olunca hiç canım bir şey yapmak istemiyor.
Belki bu gece bu vlogu editlerim arkadaşlar. Çekebileceğim bir şey olursa yine devam ederim. Çekemezsem artık kapanış yaparım. Bu arada bu odada kullanmadığım bir oda. Evet arkadaşlar. De ondan sonra şu anda akşam saat 7 oldu. Ne her zamanki gibi. Emre işinin başında. Selam demek ister misin? Adını çıkaracağım böyle her zaman yemeğin başında çekiyorum. Her zaman böyle çekiyorsun. İşten gelir. Ne yemek yapayım der. Ben ne istediğimi söylerim ve olur. Bu kadardır yani. Sen iste ben gerçekleştireyim bakalım. Evet. Burada bu şekilde mezelerimizi yaptık. Sen niçin evden kaçıyorsun? He? Bu yağmurda yaşta. Neden evden kaçıyorsun? Aç ağzını bakayım. Yemekten sonra da yoğurt mayalayacağım arkadaşlar. Şöyle de şurada mayam var. Onu da size kısa bir video halinde çekerim. Yani. Evet arkadaşlar, sütümü şimdi tencereme boşaltıyorum. Ben bunun için düdüklü kullanacağım. Bu arada bu süt çok güzel bir süt. Biraz bir tık diğerlerine göre fiyatı yüksek ama çok çok güzel bir süt. Ben bayağıdır böyle yapıyorum, bundan yapıyorum. Altını açtık. Bu böyle kaynamaya bırakacağım bunu. O esnada mutfağı toparlayacağım. Şöyle bir eser. Daha sonra da zaten mayasını ekleyeceğim. Sonra kavanozlara koyacağım.